Bugün Nikola adında küçük bir misafirimiz var. Nikola uzun yıllardır tamamen giderilemeyen bir dioptri rahatsızlığından muzdarip. Gözlüklerle kısmen giderilen çok yüksek miyopluk ve hala devam eden ondan da yüksek ambliyopi. Bugün Nikola'nın her iki gözüne de lazer uygulayacağız. Böylece ona görme fonksiyonunu geliştirmesi için bir fırsat vermiş olacağız. Çünkü Nikola daha yalnızca 15 yaşında ve okulda büyük sorun yaşıyor. Annesi Slavisa'ya soralım. Nikola'nın rahatsızlığını ilk ne zaman fark ettiniz? İlk kez 2001 yılında fark ettim. O zamandan beri gözlük takıyor. Fakat gözlerine uymayan, yanlış dioptri değeri olan bir gözlük kullandığı için gözleri giderek bozuluyor. İyi bir tedavi görmedi. Bunu önlemenin mümkün olduğunu, bir ameliyat olduğunu ve bu ameliyatın yalnızca dünyanın başka yerlerinde değil, burada uygulandığını bile söylemediler. Bu yüzden biz de buraya geldik. Sizin sayenizde. Tanrı'nın da yardımıyla Nikola'nın yeniden görmesi, kendi ayakları üzerinde durması, oynaması, ders çalışması, arkadaşlarıyla takılması ve hiç kimse tarafından dışlanmaması için. Bu prosedürden beklentilerini Nikola'dan dinleyelim. Korkuyor mu? Neler hissediyor? İyiyim. Korkuyor musun? Hayır. Gözlüklerini çıkarmayı umuyor musun? Arkadaşların seni gözlüksüz görmeyi umuyor mu? Evet. Şimdiye kadar nasıl ders çalıştığını anlatır mısın? Hiç sorun yaşadın mı? Sana kim yardım ediyordu? Erkek kardeşim yardım ediyordu. Erkek kardeşin yardım ediyordu. Seninle birlikte ders çalışıyordu. Kardeşin kaç yaşında? 16. Evet, görüyoruz ki Nikola kardeşinin yardımıyla okulun zorluklarından paçasını kurtardı. Çocuklarda bu problemleri çözmek için kapsamlı yeni bir program başlatmak istiyoruz. Bu insancıl hareket ile Nikola'nın gözlüklerinden kurtulmasına estetik sebeplerle değil de pratik nedenlerle yeterli düzeltimi sağlamak için yardım etmek istiyoruz. Çünkü gözlükler yüksek miyopi -12 problemini çözemez. Kesinlikle çözemez. Bu yüzden Nikola'nın gözleri yeterince iyileşmedi ve kendisi de görsel kapasitesini geliştirmekten mahrum bırakıldı. Bu şekilde aynı zamanda bu programı da başlatmak, bu bölgedeki daha çok çocuğa yardım eli uzatmak ve ambliyopi denen bu büyük soruna karşı onlarla birlikte mücadele etmek istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar, Profesör Altrata'nın çalışmaları ve diğer çalışmalarda gösteriyor ki bu sorun refraktif prosedürle kesinlikle çözülebilir. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar ne tür gözlük kullanıyordun? Dioptrili. Gözlüksüz olmanın farkı ne? Önceden nasıldı? Şimdi daha iyi okuyabiliyorum. Bisiklete binebiliyorum. Önceleri binemiyordum. Hatta okuyamıyordum. Derste çalışamıyordun. Sana kardeşin yardım ediyordu, değil mi? Evet. Ya şimdi okuyabiliyor musun? Evet. Demek okuyabiliyorsun. Aynada gözlüksüz haline baktığında neler hissediyorsun? Gülümsüyor musun? Evet. Böyle daha mı iyi? Evet, gözlüksüz daha iyi. Nikola'nın sol gözündeki dioptri değeri -12, sağ gözündeki -8 idi. Mart'ın 16'sında son kez Nikola'nın sol gözündeki optik sinirlerin yandığını, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ameliyatın yapılmadığını ve insanların bu şekilde de yaşamlarına devam edebileceklerini söylediler.
Buna inanmadığım için buraya geldim. Bir hatırlatmada bulunalım. Nikola 7. sınıfa giden çok başarılı bir öğrenci. Çok iyi notlar aldı. Ama kendisi tek başına çalışamadığı için ona kardeşi yardım etti. Evet, bazen kardeşi yardım etti, bazen ben yardım ettim. Bazen de kendisi çalıştı. Svetivit'e geldiğinizde umudunuz var mıydı? Ne düşünüyordunuz? Buraya bana söyleyeceklerini duymak için geldim. Orada bana söylenenlere inanmamıştım. Ama buraya gelince diopter değeri orada saptadıklarıyla aynı değildi. Farklıydı. Gördüğünüz gibi bu hastane ve bu doktorlar sayesinde Nikola gözlüklerinden kurtuldu. Gerçekten de umut var. Ne fark ettiniz? Ameliyattan sonra şimdiye kadar bir değişiklik fark ettiniz mi? Elbette. Öncelikle ben mutluyum. Çocuğum mutlu. Tamamen farklı bir çocuk oldu. Bazen ona bakınca şaşırıyorum. Artık gözlük takmadığına ve kendi gözleriyle görebildiğine hala inanamıyorum. Doktorların sana Mart ayında ne söylediklerini aktarabilir misin? Söyleyecek ne var? Ne diyebilirim ki? And minus 8 in the other, which means that at the same time there's a great difference in diopter in both eyes. In such a situation, the standard ways of correction, such as glasses. Burada oldukça yüksek diopter değerleri söz konusuydu. Gözün birindeki diopter -12, diğerinde -8'di. Bu aynı zamanda her iki gözdeki diopter arasında büyük fark olduğu anlamına geliyor. Böyle bir durumda Nikola'nın buraya gelirken taktığı gözlükler gibi standart düzeltme yöntemleri kabul edilemezdir. Çünkü yüksek diopter olan gözde kasten eksik düzeltme yapılması gerekiyordu. Yani iki göz arasında bir çeşit denge sağlamak için diopter değerinin bile bile azaltılması. Peki bu yüksek diopter değeri olan göz için ne anlama geliyor? Yeterli maksimum düzeltme yapılmazsa göz otomatik olarak düşük görmeye mahkum olur. Maalesef bu düzeltme yöntemi uzun süredir bölgemizde var olan bir yöntemdir. Hala da vardır. Fakat oftalmoloji dünyası artık bu eski yaklaşımlara izin vermemektedir. 15 yıl önce bu soruna bir çözüm getirildi. Yanlış düzeltimin az görme problemine yol açtığı bu gibi durumlardaki çocukların az görme sorunu için. Konjenital ambliyopi olan, cerrahi ya da diğer standart yöntemlerle giderilemeyen konjenital anomalilerin olduğu durumlar da vardır. Fakat bugün düzeltilmemiş diopter değerlerinin olduğu bu gibi durumlarda, daha en başından gözün az göreceğini bile bile ambliyopinin ilerletilmesine müsaade edilemez. Nikola'nın durumu için neler yapıldı? Teşhis neydi ve ne yapıldı? Sözde anzimetropi olduğu için gözlerdeki diopter farkı gözün biri ambliyopik kaldı. Şimdi 14 yaşında olduğuna göre görmenin de yoğun olarak 3 yaşından 8 yaşına kadar biçimlendiği düşünülürse maksimum oranda iyileşme olasılığı var. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki çocuklarda asla tedaviyi bırakıp bizden bu kadar diyemezsiniz. Bu yüzden biz Nikola'nın diopterini lazerle aldık ve harika sonuçlar elde ettik. İlk gerçek düzeltmesi yapıldı. Yeterli bir görüntü gözlükle olduğundan daha iyi ve kalitesi daha yüksek. Ve Nikola lazer operasyonundan 15 gün sonra bugün, 15 gün önce gözlükle maksimum derecede okuyabildiğinden birkaç satır fazla okumayı başardı. Yüksek diopter derecesi olan 14 yaşında bir çocuk kaygı uyandırdığından bu büyük bir başarıdır. Çocuklarında yüksek diopter değeri ve her iki gözde büyük diopter farkı gibi benzer rahatsızlıkları olan ailelerin ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Benim tavsiyem büyük dünya kongrelerinde duyulan tavsiyelerle aynıdır. Çünkü dünyanın en büyük kongrelerinde incelenen çok sayıda bilimsel makale ile birlikte bugünkü esas konu ambliyopi ile tamamen bu şekilde yapılan mücadele ve çocuklardaki diopter düzeltmesinde lazer kullanımıdır. Dolayısıyla diopterda büyük farkların olduğu bu gibi durumların mümkün olduğu kadar erken müdahale gerektirdiğine dair bir yaklaşım vardır dünyada. Bu dünyadaki bütün oftalmolojistlerin yaklaşımıdır. Bu, sözde amblyojenik miyop izometropidir. Bunu bu programı seyreden oftalmolojistler için söylüyorum. Çocuklarda lazerle diopter düzeltiminin esas endikasyonu budur. Fakat aynı şekilde yüksek kalitede görüntü elde etmenin tek yolu bu olduğu için
her iki gözde en yüksek diyopterinin olduğu durumlarda da uygulanmalıdır. Her ne olursa olsun başka bir düzeltme, küçük çocuklarda kontakt lenslerle yapılan düzeltmeler mümkün değildir. Gözlükler görüntüyü eğip büker ve elbette beyin bunu böyle algılar. Fakat bu gerçek duruma tekabül etmez. Demek ki en ortalama görüntü, en yüksek kalitede görüntü lazerle düzeltme ile elde edilir. Elbette ileride yapılacak müdahaleler ve yüksek anizometropi olasılığına karşı çocukla birlikte çalışmak da gereklidir. Aileler şunu bilmelidir ki, bizim daha sağlam olan gözü kapatarak zayıf olan göze görmesi için bir şans tanımak suretiyle tedaviye devam etmemiz gerekmektedir. Yüksek diyoptra ameliyatla müdahale edersek göz görme kapasitesini kullanabilecektir. Eksik, düzeltilmiş, diyoptr değeri azaltılmış bir gözlük verirsek, daha en baştan o çocuğu göz tembelliğine mahkum etmiş oluruz.